Tom Balıklı'ya tekrardan ben de teşekkürlerimi iletiyorum. Onda bahsettiği gibi yanımda Menis var. Menis öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim çünkü 2-0 kazandık. Ee, dediğin gibi gayet aslında temiz iki galibiyet almayı başardınız. Bugün hikayesi de birazcık öyleydi. Kazanan takımlar genelde temiz galibiyetler aldılar. Ee, bugün sizin aldığınız bu galibiyetin bu kadar net olmasının sebebi neydi sence? Ee, bu kadar net olmasının sebebi şampiyon seçim ekranında kazandık diyebilirim. Çünkü İki oyunda da direkt şampiyonlardan kazandık. Çünkü koçumuz bayağı hazırlanmıştı bu maça. Onun sayesinde kazandık. Tabii oyunculuk farkı da vardı ama büyük payı onda yani. Alt koridorda da Vandal Boy'la uyumunuz bayağı iyi gidiyormuş gibi görünüyor. Yani genel olarak bu maçta da önde çıktınız koridor safhasından her iki maçta da diyebiliriz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani alt koridorda nasıl bir dinamiğiniz var? Açıkçası birlikte çok fazla çalışmıyoruz. Sadece bireysel yeteneklerimizde yani oyun içinde zaten sürekli konuşuyoruz. Yani o bana uyum sağlıyor, ben ona uyum sağlıyorum. Böylelikle geliştiriyoruz kendimizi. Ofis maçlarında da zaten başarılı oluyoruz sonrasında. Aa, peki genel olarak takımı, yani tüm takımı düşündüğün zaman sadece alt koridorla kalmamakla birlikte daha geliştirebileceğiniz neler var? Yani sence takımın, kendi takımının zayıf ya da geliştirebileceği yanları neler? Ee, zayıf yönümüz, split push aldığımız zaman onun etrafında nasıl oynamamız gerektiğini bilmiyoruz. Bunun için çalışacağız. Ama diğer türlü tank aldığım zaman ve genelde kendi etrafımda oynatmayı seviyorum, böyle olduğu zaman da rahatça kazandırabiliyorum ama diğer türlü nasıl kazanılacağını tam olarak bilmiyoruz şu anda. O yüzden sıkıntı çekiyoruz. Aa, peki yani Elvin'de daha çok tank oynarken mi görmek istiyorsun? Yani öyle olsa daha iyi olur. Öyle de oy oynuyor zaten. Ondan yana bir sıkıntımız yok. İşte e, Fiora'dır, Trandol'dur o tarz şampiyonlar oynadığı zaman onun etrafında da oynamayı öğrenmemiz lazım. Anladım. Yani kendinizi ayrı ittirmeye ay ayak uydurmanız gerekiyor diyebiliriz aslında. Ee, peki son bir sorum olacak bu noktada. Yani Jin Varus tercihlerinin genelde metayı bayağı domine ettiğini görebiliyoruz ve son özellikle bu haftada çok seçilen bir sivir tercihi var. Ee, Sivir'in bu denli metaya girmesinin bu kadar fazla seçilmesinin sence sebebi nedir? bence genelde Varus banlandığında veya işte alınmadığında Sivir alınıyor. Çünkü Cine karşı çok kolay lane'i puşlayabiliyorsun ve out push denilen yani nasıl Türkçesini bilmiyorum ama out denilen şey yapıyorsunuz. Ona karşı çok rahat puşlayıp vision alabiliyorsunuz ve işte karşı takımdakileri yakalayabiliyorsunuz. Bu yüzden çok büyük bir avantaj ve Cine ultisinden kolayca kaçabiliyorsunuz Sivir ultisiyle. Çok teşekkür ederim. Ben de cevaplarım ve röportaj için tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz Mendes'a ve yeniden analiz masasına geçiş yapıyoruz. Tombalıklı söz sende.